imparatorluk zenginleştikçe, sınırlar genişledikçe elbette mücevhere verilen önem arttı. Ayrıca bildiğiniz gibi fethedilen yerlerdeki önemli sanatçılar, önemli ustalar alınıp İstanbul'a saray atölyelerine getiriliyordu. Bu hep uygulanan bir şey. Ve böylece düşünün, Yavuz Sultan Selim Tebriz'i fethediyor. Ne olacak? Tebriz çok önemli bir sanat merkezi. Oradaki en önemli kuyumcular geliyor İstanbul'a. Ya da diyelim Bosna'da, o civarda fetihler yapılıyor. Orada da kuyumculuk çok ilerlemiş. Oradaki ustalar da geliyor. Düşünün ki tamamen farklı coğrafyalardan bunlar evet, çok farklı coğrafyalardan gelen ustalar bunlar. Ve gelenekleri farklı, zevkleri farklı, o güne kadarki görgüleri farklı. Bunun gibi pek çok örnek tek bir yerde toplanıyor saray atölyelerinde. Ve işte bunlar Osmanlı zevkini, Osmanlı beğenisini oluşturuyorlar. Bu şu demektir, burada büyük bir imparatorluk sentezinden söz ediyoruz. Bu açıdan son derece zengin, son derece çeşitli bir sentezden söz ediyoruz. Ve bütün bunların birleşimi biraz sonra göreceğimiz özellikleri, üslubu doğurmuştur. Topkapı Sarayı hazinesi ki konumuzun esas malzemesidir. Her zaman Topkapı Sarayı'nda kalmış bir hazine. Bu çok önemli. Bu şu anda İslam hazineleri içerisindeki en zengin hazine. Nedeni de buranın hiçbir zaman işgale ya da yağmaya uğramamış olması. Daima bu burada bir savaş sırasında Orta Anadolu'ya taşınmış ama orada muhafaza edilsin diye aynen yerine getirilmiş. Kendi içimizde olan bir şey bu. Hiçbir yabancı güç tarafından yağmaya uğramamıştır. O bakımdan da bir bütün olarak günümüze gelmiştir. Diyeceksiniz ki hep söyleniyor, işte şu bozduruldu, şu gitti falan. Bunlar her zaman devletin kararıyla olan şeylerdir. Hazine adı üstünde bir işlevi var. Orada gerektiğinde paraya dönüştürülecek şeyler de var. Özellikle altından. Ama mücevherden bahsedersek, mücevher eserler çoğu zaman paraya dönüştürülmek için değil. Bu da olmuş ama pek az olmuş. Daha çok farklı modellere dönüştürülmek için, farklı eşyalara dönüştürülmek için bozdurulmuş, taşları kullanılmış. Ama esas olan padişahlara ait olan eşyalar ve takılar özellikle ataların, ecdadın eşyası olarak saygı görüp saklanmış. O yüzden de günümüze gelmiş. Ve o yüzdendir ki şu anda esas olarak padişahlara ait eşyalar vardır elimizde şu anki malzeme olarak. Hazineye girelim yavaş yavaş ve Yavuz Sultan Selim'in mührüne bakalım. Ben sizin önünüzü kapatıyorum değil mi? Biraz şöyle durayım. Bildiğiniz gibi Yavuz Sultan Selim o pek kısa saltanatı boyunca, 8 yıllık saltanatı boyunca pek çok fetihte bulunmuş, imparatorluk yapmış hükümdarlardan bir tanesi. Ve hazineyi bu kendi mührü ile mühürlerken
demiş ki, mealen söylüyorum, her kim ki, ben hazineyi mangırla doldurdum, her kim ki benden sonra daha çok zenginleştirir, o zaman onun mühürüyle mühürlensin. Ama yoksa benim mühürümle devam et, mühürlenmeye devam etsin. Bu söze bir saygı olarak hazine daima son gününe kadar bu mühürle mühürlenmeye devam etmiş. Şu anda da hazine dairesinin ilk vitrininde sergilenen mühürdür bu. Şimdi kuyumculuğun önemine gelelim birazcık ki bunu minyatürlerde görsel olarak da kanıtlanmış şekilde görebiliyoruz. Bakın burada ünlü Nakkaş Mevlimi'nin 18. yüzyıl başında bir düğün kitabı, Surname-i Mehbi'den bir yaprak görüyorsunuz ve bir de detay görüyorsunuz. Buradaki esnaf geçidinde bir ayrı kuyumcu bir şey var mı? Pointer yok değil mi? Evet. Sağdaki detayda bir kuyumcunun, kuyumcu ustasının geçtiğini görüyorsunuz. Ve bir yandan da önde bakın pek çok kuyum işi armağan olarak geçiriliyor. Şimdi eşyalar üzerinden gidelim bugünkü hazine gezimize ve en büyük boyutlu mücevher olan tahtlara bakalım. Bu arada şunu da söyleyelim, mücevher dediğimiz zaman yalnızca takıları anlamıyoruz tabii. Eşyaları da anlıyoruz, mücevher eşyalar yani cevherle bezenmiş eşyalardan söz ediyoruz burada. Ve bütün bu eşyaların Osmanlı saray geleneğinde çok yaygın olduğunu görüyoruz. Mücevher eşyaların yaşamın her yanına dağılmış olduğunu söyleyebiliriz. Takılardan daha fazla yer kapladığını ve çok çeşitlendiğini söyleyebiliriz. Bu bir yaşam tarzı ve şunu da söylemeliyiz. Bana hep sorulan sorulardan biri bu. Artık sorulmadan cevaplıyorum bunları. En işte süslü padişah, en mücevhere düşkün padişah hangisi filan gibi şeyler bunlar. Şimdi böyle bir şey tabii zevk olarak olabilir ama esas olan mücevherin yalnızca bir süslenme aracı olmadığı. Aksine hükümdarlık, Osmanlı İmparatoru, Osmanlı Padişahı'nın konumuna uygun bir biçimde onu kullanmak zorunda olduğu tam anlamıyla ele güne karşı, dosta düşmana karşı bir güç gösterisi mücevher. Bir gösteriş, evet rahatlıkla bunu söyleyebiliriz ki bu bir gösteriş. Bir varlık sergilenmesi ama aynı zamanda da bu varlığı en sanatlı biçimde sergilenmesi ve yapıldığı dönemin sanatının beğenisinin en incelmiş biçimi mücevher. O yüzdendir ki bir dönemin mücevherine baktığımız zaman o dönem hakkında çok şey söyleyebiliriz. Neler beğeniliyordu, hangi motifler vardı, hangi malzeme kullanılıyordu, bunu kim yapıyordu, kim için yapıyordu, kim kullanıyordu? Bütün bu soruların cevabını verdiğiniz zaman işte o zaman mücevher üzerinden tarihi okuyabiliyoruz. O dönem hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Şimdi burada Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtını görüyorsunuz. Kanuni'yi ve dönemini anlatmaya gerek yok. Şu tahta bakarsanız sedef işlemeli, abanozdan harikulade bir işçilik ve üzerinde de o dönemin zevkini yansıtan motifler var. En ince biçimde işlenmiş. Oturulan yerde bakın kaplan postu motifi boyanmış. Bunların üzerinde durmayacağız şimdi, ona vaktimiz yok ama
en ortadaki, madalyonun en ortasında tek bir taş yer aldığını görüyoruz. Bir firuze bu. Şimdi burada bu işle çok meşgul olduğum için bir yorum getirme cüretinde bulunabiliyorum diyeyim. Taşlara yüklenmiş anlamlar var. Pek çok anlam var. Cevhername diye kitaplar var. Biliyorsunuz mutlaka. Ve bu kitaplarda taşların hangi anlamlara geldiği, neye iyi geldiği, neye şifa olduğu hepsi yazılmış. Bunlar çok eski inanışlar, kadim inanışların dile gelişi aslında. Pek çok kültürde de var elbette. Buna inanıp inanmamak bugün tabii yoruma kalmış bir şey. Ama eskiden gerçekten taşlardan ciddi biçimde medet umulmuş. Günümüzde farklı değil aslında. Aynı şekilde şu taş bu enerjiyi verir diyoruz yani. Demiyor değiliz. O zaman da firuze çok sevilen bir taş. Pek çok anlamlar yükleniyor firuzeye. Ve bir anlamı da firuzenin yenilmezlik vermesi. Hükümdarların gözünde hoş göstermesi ve yenilmezlik vermesi. Buraya da tek bir firuze yerleştirilmesi bir bakıma buna bir gönderme olabilir. Ayrıca dönemin henüz çok abartılı süslerine geçilmemiş bir zamanından olmalı diye düşünüyorum. Bu taht, evet çok konuşmayalım üzerinde.